Evet. Tam tahmin ettiğim gibi yine bireysel hareket edilmiş ve şirketten tek başına mı çıkılmış, bu mu? Sen var ya, dünya üzerinde bir tek çocuklarını ve karını merak etmezsin yani, tırımto. Tırımto mu? Ne biçim tabirler? Gün yüzü görmemiş, ailemizde hiç böyle şeyler duyulmadı şimdiye kadar. Ayrıca anamla babamın önünde ne biçim konuşmalar bunlar hayatım, oluyor mu? Kızım ne oluyor bakayım böyle? Şimdi babacığım, ben sizi üzmemek için aslında anlatmayacaktım. Ama madem sordunuz, ben söyleyeyim yani. Erol bugün beni tek başıma bıraktı, hem de yangının ortasında. Hayır, hadi beni unuttun. Sen çocuklarını nasıl unuttun ya? Nasıl unuttun yani? Ay, ne yangını? Çocuklar ne yangını? Ne oluyor? Bir dakika, durun şimdi. Her şeyi baştan anlatın. Bir dakika. Baştan anlatıyorum. Net bir yangın diyemeyiz. Zaten yangın diyemeyiz. Yangın alarmı. O da yanlış olunca tabii hepimizi paniğe sevk etti. Bir anda kaçılıvermiş. Hangi gerizekalı zaten bunu yaptıysa yani? Bütün insanları da böyle panik yaptı yani. Orada koşuşturttu insanları boşu boşuna. Bizim şirketimizde ne geçsin öyle boş beleş gerizekalı? Cihaz bozulmuştur. Biz burada cihazın bozulmasından mı bahsediyoruz acaba? Onu mu konuşuyoruz biz burada? Şimdi bu yangın çıkmışmış gibi oldu ya. Ben o sırada uyuyordum. Ondan sonra Erol beni böyle uyurken sen tek başıma bırak git yani. Bu yangın çıkmışmıştı. Gerçekten olsaydı eğer ben şu anda çocuklarımla burada olamayabilirdim yani. Ay Allah korusun. Allah korusun. Kızım ben şeyi anlayamadım. Sen niye uyuyordun yani? Sen nasıl duymuştun ki? Hayır sen... bak. Ay bak çok yoruluyorsun artık. Bunlar senin son zamanların yavrum. Sen artık bu şirkette çalışmasan mı? Sen bu şirkete artık gitmesen mi? Dinlensen mi? Konuyu saptırmasan mı? Doğru. Evet tamam, doğru söylüyor. Erol sen biricik karını ve çocuklarını nasıl unutursun? Ne bileyim anacık, panik yaptım bir anda. Can da tatlı bir yerde tabii. Önce Can sonra Canan demişler neticede. Hala konuşuyor ya. Fıstırı 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 hala konuşuyor ya. Ama bilinçli bir birey olarak bu konudan gereken dersi çıkardım. Hanımımın mesajını aldım ve özrümün bir nişanesi olarak sana değişik hediyeler aldım. Aferin oğlum. Aç bakalım gerdanını, minnoş. Biz de kadın ruhundan anlıyoruz. Aferin yavrum. Biz de kadın nedir biliyoruz. Kadını bir de benden dinleyin. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Bu neymiş ya böyle büyük? Full gerdan. Yangında ilk kurtarılacak mı? Evet, ilk kurtarılacak. Ola ki yangın çıktı, bir anda yangın oldu. Yangında ne olacak? İlk biri kurtarılacak. Nasıl kurtarılacak? Tabela kimdeyse o kurtarılacak. Bakılacak, tabela kimde? Filiz'de. Alınacak, kurtarılacak Filiz. Yangından ilk alınacak, mal kaçırır gibi ilk bu kurtarılacak. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. İşte plan B. Ola ki tabelayı göremedik. Ortalık duman altı oldu. Genzimiz dumanla doldu. Hiçbir şey yapamıyoruz. Kilitlendik kaldık. Kaçmaya çalışıyoruz. Kaçarken çıkardığımız ses vasıtasıyla yine kimi buluyoruz? İlk Filiz'i buluyoruz. Yangında, depremde, sel felaketinde, doğal afette günün kazananı belli. Filiz Sarıhan. Şu an ben böyle kendimi bayağı güvende hissediyorum da. Bakalım sen kendini neyle güvende hissedebileceksin Erol? Nasıl hissedeyim? Tabelam yok ki benim. Ha? Çıngırağım yok. O yüzden güvende değilim. Ama Filiz güvende. Bak mutfakta ve güvende. Duyuyorum şu an. Erol sen kendinde misin? Ne bileyim, faydalı olur diye. Kız hassasiyet gösterdi. Tam uygun hediyeleri alırım diye düşündüm. Oğlum gidip en azından bir kilo baklava falan alsaydım. Baboli baklava da ilk akla gelen. O da geldi aklıma. Garanti aslında. Ama dedim ki birazcık risk alayım. Az bir şey dedim, küçük sürprizler katayım. Güldürürken düşündüreyim dedim. O mizahın sivri dilini mi kullanayım dedim. Artık Filiz'in gözünde koca bir oduna dönüştün Erol. Ters tepti diyorsun. Vallahi verir. Kendini tuvalete kapatmış, duyuyorum. Tam tahmin ettiğim gibi. Oğlum Allah aşkına bu halinle böyle dağa çıkar gibi gelmişsin. Şey yap bari şu gözlüklerini çıkar. Çıkarmam. Gözüm donuyor benim burada. Anacık biz Ayaz'da konuşmak zorunda mıyız? Orada şöminemizin başında gıybet yapmak varken biz burada it gibi titriyoruz. Yavrum
İçerisi artık ikimiz için hiç güvenli bir yer değil. İçerisi artık ikimiz için hiç tekin değil. Baban her an her yerden çıkabilir. Of, Tatar Şadi, her yerden çıkabilir. Doğru söyledin. O yüzden ne yapıyoruz? Bu geceki hava şartları sebebiyle gıybetimizi maalesef kısa kesiyoruz. Hemen anlat. Şöyle, o zaman özet geçiyorum. Evet. Harika bir plan sonunda zarfı Songül'e elden teslim ettim. Bizzat kendim. Nasıl yani? Kur yakılığına girdim, gittim Songül'e verdim. Harika, harika. İşte sen benim evladımsın. Sen hakikaten, sen sadece benim evladımsın. Aferin yavrum. Bir de emin olalım istedim anacık. Artık emin olalım istedim. Evet, evet yavrum. Çok iyi düşünmüşsün. Çok iyi düşünmüşsün. İşimizi şansa bırakmamışsın. Peki, o zaman şimdi ne yapıyoruz? Bu son hamlemizden sonra köşemize çekiliyoruz ve bekliyoruz. Hangi hamleniz Betül? Ay! Kim o? Baboni. Baba, babiş. Baban mı? Benim tabii. Ya kim olacak? Şadi, Allah aşkına ne bu hal? Beni bırakın şimdi. Ben size gözüm üzerinize olacak demedim mi? Babacığım dedin de bu nedir yani? Bu kostüm nedir? Bu komando havaları nedir ya? Siz neler karıştırıyorsunuz yine? O kadar korktum ki yalan düşünemiyorum. Yalan yok Betül. Artık yalan yok. Bana söz verdin. Evet, evet Şadi tamam. Ben sana söz verdim, hatırlıyorum. Ama ben inan ki şu anda o kadar korktum ki oğluşumla ne konuştuğumuzu unuttum. Ben sana hatırlatayım Betül. Zarf. Bu zarf ne zarfı ve bu zarfı kime teslim ettiniz? Oğlum annenin beyni durdu, sen cevap ver. Başına! Konuşma! Şadi, Allah aşkına bak çocuk çok üşüdü, titriyor. Titre! İçeri girelim ne olursun. Yani önemli bir konu değil bu zaten. Evet. Önemli bir konu olmadığı için -3 derecede bunu dışarıda konuşuyorsunuz değil mi? Hayır, hayır, hayır. Bana cevap verin. Bunu burada konuşacağız, şimdi. Cevap veriyorum. Davetiye. Davetiye. Bizim şirketin kuruluş yemeğine davetiye Songül Hanım'a elden teslim edildi. Arz ederim. Ben de yedim. Aşağıda. İster ye, ister yeme. Allah Allah. Yani sen şimdi bunun aksini bu gece ispat edemeyeceğine göre yani buna inanmak zorundasın değil mi? Hadi oğluşum, hadi yavrum. Çok çok üşüdü çocuk hakikaten. Hadi çocuk. Aç. Bu sefer faka bastım. Bir dahaki sefere daha çok bilgi toplamam lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.